Alexis Hotel Resort Spa Ateş Böceğini sunar. Çıkanı duysun.
kulağın düştük bu hallere. Sen kendine gel, sen kendine kendine gel. Haddini bil, sen haddini haddini bil. Kendine gel, sen kendine kendine gel. Haddini bil, sen haddini. Ateş Böceği'nden herkese günaydın efendim. 25 Ocak Cuma, haftanın son günü, ocağın son cuması efendim. Bugün ekranların karşısında yine sizlerle birlikte olduk efendim. Geçmişe yolculuk yaptık. Yonca Evcimik, Kendine Gel. 90'lı yılların sevilen şarkılarından bir tanesi Yonca Evcimik. Güzel bir parça. O yılların tadı başkaydı 90'lı yıllarda. Az önce de sosyal medyada bunu söylüyordum. Şimdi artık sosyal medya hayatımıza girince biraz insanlar hiçbir şeyimiz gizli saklı kalmadı. Özlem kalmadı, hasret kalmadı. Her şeyi anında öğreniyoruz. Keşke o 90'lı yıllarda kalsa, o şekilde kalsak. İnsanlar daha da bir şeydi o dönemde. Özlem çekerdi birbirlerine. Birbirleriyle sataşmazdı, birbirlerine laf atmazlardı. Ne güzeldi o 90'lı yıllar. Ama şimdi sosyal medya öyle bir etti ki, yani bir hayatımıza girdi ki gerçekten insanları birbirine katmaya, birbirine düşman göstermeye devam ediyor. Evet efendim, bugün neler var? Çok güzel sürpriz bir konuğum var. Yaptığı bestelerle adına söz ettirmeye başladı. Genç bir müzisyen, kendisi müzik öğretmeni ayrıca. Ve ayrıca taraflım da güzel yurtlu Ayşin Bol Çocuk benimle birlikte olarak. O da az sonra yaptığı eserleri ilk kez sadece Ateş Böceği'nde izleyeceksin. Genç yetenekleri her zaman çıkarmayı sevdiğimi buradan bangır bangır söylüyorum. Ulaşın bana, çıkarayım sizi. Genç yetenekleri her zaman kapımız açıktır. Dedik bugün efendim neler var? Dün çok güzel bir etkinlik vardı. Bir kez daha Çuhal Derneği'ni tebrik ediyoruz. Lefkoşa Doktor Burhan Nabatoğlu Devlet Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Üniversitesi Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma Önleme ve Tedavi Vakfı Çuhal İşbirliği yeniledi. 4 yataklı bir de vakfının odası bulunan yeni yoğun bakım üniversitesinin açılışı dün yapıldı. Açılışa Başbakan Tufan Erhurman da katılmış efendim. Bir kez daha ekibi bir kez daha tebrik ediyoruz. Çocuklar bizim her şeyimizdir. Gerçekten başarılı işlere imza atıyor Çuhal Derneği. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Kıbrıs Gazetesi devam edecek. Yarın efendim çok güzel bir ekibimiz var. Nasıl anlayacağım ki eğer yarın gazetenizi alırsanız Kıbrıs Gazetesi'nde yarın dop dolu tam 152 sayfa nasıl anlayacağım ki ve Kıbrıs Ekran sizlerle bir yarın cumartesi günü eğer gazetenizde gittiğiniz zaman efendim etleri almayı ihmal etmeyin. Gelelim magazine dair. Bugün Kıbrıs Gazetesi'nde pek fazla magazin yok ama bizim güncel magazinde de sevgili Bahar Gökhan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Efendim Şarkılara Vesile albümün geçtiğimiz akşam tanıtımını yaptı. Onun da partisi geniş olarak yer vereceğim bu konuda ilgili. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir albüm geldi. Dinlemek istiyorsanız albümü alabilirsiniz diyoruz. Evet, sosyal medyada bize yazan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yurt dışından özellikle İngiltere'den çok izleyiciler var. Çok teşekkür ediyorum herkese bir kez daha. Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, her yere teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs'ta ulaştığımız her eve şu anda ne yapıyorsanız, kimisi yemek yapıyor, öğlen yaklaşıyor, kimisi iş yapıyor. Herkese kolay gelsin diyoruz bir kez daha. Allah bol kazançlı günler diliyoruz çalışanlara. İnşallah bol kazançlı günler diliyoruz ülkemizde. Çünkü her şey ateş pahası. Bir domatesin kilosu 9 TL oldu. Domates de yemeyeceğiz artık. Salatanın kilosu 10 TL oldu. Salatalık da yemeyeceğiz artık. Ama en önemlisi elektrik faturaları aşıyor. Herkesi aşıyor. Bütçesi olan var, olmayan var, ödeyemeyen var. Elektrik faturalarının bu kadar çok fazla gelmesinin nereden kaynaklandığını bence bulmaları lazım. Çünkü 3 kişilik, 2 kişilik bir aile 1 milyar elektrik yakamaz. Akşamüstü saat 5'ten gece saat 11.30-12'ye kadar elektrik tüketen, hafta işi bunu konuşuyorum, o kadar elektrik olamaz. Buna bir çözüm bulun. Ödemeyen insanlar var. Ailesini geçindirmeyen insanlar var. Ev kirası ödeyen insanlar var. Efendim mesela telefonunu ödeyemeyen insanlar var. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Bir de elektriğin bu kadar fazla okkalı, eski Kıbrıs deyişiyle okka kullanıyorduk ya Kıbrıs'ta, okkalı bir şekilde gelmesi gerçekten hiç olmadı. Bu konuyla ilgili de insanlara biraz daha tutumlu davranın. Gerçekten dışarıdaki bazı şeyleri halka yüklemeyin.
halka yüklemeyin. Bazı dışarıdaki elektriklerinin sistemi halka yüklemeyin. Bu halk sizin nereye kadar çekecek? Yazık, günahtır diye diyorum. Pek fazla bir şey söylemiyorum. Zaten bütün halk buna sistemli zaten. Söylememe gerek yoktur. Sokağa çıksanız ve her 10 kişiden 9 kişi sorsanız bu elektrik faturalarına şikayet edecekler efendim. Gerçekten şikayet edecekler. Çünkü herkes bu konuya çok sistemli. Her evde bu olay yaşanıyor. Asgari ücreti çalışan iki kişi düşünün. Hem eş hem efendim meselim hanımı, hem kadın hem koca. Ne kadar o aile bir de çocuk olursa o çocuğun sütü var, bezi var, doktoru var. Efendim meselim büyüdü, okula gidecek, okul masrafı var. Efendim bilmem o çocuk ders alacak, ders masrafı var. Ama anne ve baba sadece çocuk için. Bir de derler, niye ikinci çocuk yapmıyor bazı kişi? Nasıl yapsın bu kadar pahalı varken, bu kadar her şey ateş pahası varken? Allah hiç kimseye göstermek, hiç kimse hasta olmasın, hiç kimsenin çocuğu hasta olmasın. Gerçekten çok masraf oluyor ülkemizde. Bazı şeylere bence biraz daha el atmamız gerekir diye düşünüyorum. Bazı marketlere de el atmamız lazım. Bazı şeyler hala da ateş pahası. Döviz düştü arkadaşlar. Döviz düştü. Evet, devam edelim haberlerimizde. Nereye gideceğiz efendim? Çok ilginç bir olay yaşandı. Şeyma Subaşı adından söz ettirmeye devam ediyor. Efendim, Acun Ilıcalı'nın eski eşi diyek dansı yapmış. Bir izleyelim, tekrar bitireceğiz. Evet, direkt dansı yapmış efendim Şeyma Subaşı. Sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. Böyle her gün gittiği yerde her şeyini çekip aniden sosyal medyaya atıyor. Şovu seviyor kadın. Neme lazım? Şovu seviyor. Evet, sosyal medyadan Ahmet Güneş günaydın. Mustafa Solkanat, Mustafa Bey kolay gelsin. Bir kez daha Arsenal ne yapar bu hafta bilmiyorum. İngiltere'ye gibi maçlarını izlemeyi tercih edeceğim artık. Cüneyt Yalovalı günaydın. Özel Akkereş, sevgili kuzen Güneydim. Kuzen günaydın konuşuyorum da. Hasan Canev günaydın. Emine Bodurhan. İyi yayınlar dilerim kardeşim. İbo'da çok selam yollar dayısına. Evet, geçmiş olsun sevgili kuzen. Bir kez daha. Kıymet Çağoğlu günaydın. Şevket Sönbülbül. Sevgili dostum, sevgili kardeşim. Sabah seninle konuştuk. Kolay gelsin diyorum sana da. Bir kez daha diyorum. Evet, direktör sevgili Aylin. Ayşin'in görüntüleri bir yayınlayalım. Ayşin'i yanıma alayım. Pek fazla biraz heyecanlı. Genç bir müzisyen. Yaptığı bestelere dikkat çekiyor. Ve gerçekten iyi işlere imza atacak. Ben bunu hissediyorum. Ülkemin gençleri başarılı. Bu işlere de imza atmaya devam edecekler. Yeter ki önlerini biraz açalım. Evet, bir Ayşin'i bir izleyelim neler yapmış. Yanıma alayım. Tekrar birlikteyiz. Bazı başlangıçlar bir sondur. Ya da sonsuzluğa bir adım daha yaklaşmak. Sevgili kardeşlerim. Söyleyeceklerimi iyi dinleyiniz ve bunlara harfiyen riayet ediniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün başlatmış olduğu harekat, bağımsızlığımızın garantörü olarak 1960 anlaşmalarının ana vatanımız Türkiye'ye vermiş olduğu meşru hak ve yetkilere dayanmaktadır. Sana bir örnek vermeni isterim isim. Var olmayan sana. Soruyu sorman kadar anlamsız şeyler yapılmıştır. Bu bir istila değildir. Kıbrıs'ın bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü ve güvenliğini yeniden tesis etmek için girişilen ve sadece bu gayeye matup sınırlı bir polis harekatıdır. Bu müdahalede devamlı surette dost geçinmek istediğimiz ve bağımsızlığımızın müşterek koruyucusu olan Rum toplumuna karşı girişilmiş bir harekat değildir. Tam aksine hak ve hürriyetleri Yunanistan'daki junta adına ellerinden zorbalık ve silah zoruyla alınmış Rum halkını meşru hak ve hürriyetlerine kavuşturmak, başlarında konmuş olan junta ajanlarını bertaraf etmek ve meşru hükümeti kurmaktır. Bu nedenle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve mücahitlerimizin bu meşru harekatı devam ederken nerede olursanız olunuz Rumlara karşı herhangi bir saldırıda kim bilir ilk aşk mıdır yoksa tek aşk, belki de sadece
sonsuzluğuma büyük bir basamak. Evet efendim, çok güzel bir görüntü izledim. Geçen biraz duygulandım. Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş'ın da sesini duyunca ister istemez tüylerimiz diken diken oluyor. Bu müziği Aşkı Kıbrıs dizisinin müziğiyle birlikte yazan, söz müziğini yazan sevgili Ayşin Bolçocuk benimle birlikte. Güzel Yurt'tu. Bolçocuk ailesini tanımayan yoktur. Güzel Yurt'ta kendi sevgili. Efendim hoş geldin. Günaydın. Hoş buldum. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz heyecan var sende. Evet, biraz heyecanlıyım. Ya geç o heyecanı. Buraya geldin, evde konuşmuşsun gibi konuşuyorsun. Evet. Bu da heyecan ve heyecan, bu hayatın heyecanı ve heyecanı yok derler ya. Evet, ne yapıyorsun? Nasıl doğdu bu fikir? Nereden çıktı bu? Çok güzel bir söz, müzik yaptın gerçekten. Böyle biraz tüyü de izlerken, Aybin görüntüleri de ver, ses olmasın ama görüntüleri izlerken bile ister istemez o yıllara geri dönüş yaptık. Yaşamadık ama o yılları yıllardır bildiğimiz için, 70'ler öncesindeki şeyleri çok güzel bir işlere imza attın. Nasıl doğdu bu fikir senden? Genellikle hani bana senaryoyu verir Mertcan. Hani ona göre duyguyla çalışıyorum. Hareket ediyorsun. Evet. Senaryoya göre sözler yazıyorum. 8 eserde çalışmam var. Hı hı. Kayıda gireceğiz. Bir tanesiyle evet kayıda girdik. Kaç yıldır yapıyor bu işi? Küçük yaşta başladın. Hayır. Nasıl oldu? Nasıl doğdu bu fikir? Yani çok küçük yaşlarda keman ve piyano eğitimiyle başladım eğitimime. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi'ne katıldım. Orada kazandım sınavı. Devam ettim. Sadece ekranda da görüyorsun. Olarak. Sadece dizi ve sinema filmi müziği mi yapıyorsun yoksa kendi bestelerin var mı? Kendi bestelerim vardı. Yönetmenimiz aslında bu hikayeyi anlatayım size. Tabii, buyurun. Bir gün kendim hani piyano çalardım ve sosyal medyada bunu paylaştım. Yönetmenimiz görmüş, çok beğendi. Hani kendi çalışmaların var mı diye sordu. Ben de tabii ki var dedim ama onları hani yayınlamam. Dedi hani paylaşırsan benimle belki hani iyi bir şekilde ilerleriz. Tamam dedim, paylaştım. Daha sonra bana senaryoyu gönderdi. Ona göre istediği duygularda eserler yazmaya başladım. Söz yazma konusunda pek iyi değilim ama müzikte iyiyiz. Yani evet. Gerçekten şey. Peki ne hissettin o eserde okurken senaryoyu? O yıllara geri dönüş mü yaptın bu müziği yaparken? Evet. Ne hissettin? Kıbrıslı'm ve Kıbrıs ve Rum'un bir aşkından bahsediliyor hani senaryoda. Dizide. Ve yani o dönemlere gittik. Zaten hep oradaki şeyleri yansıtmaya çalışıyorlar. Hep çekimlerde de göreceksiniz. Ne zaman başlıyordu yoksa? Tamam. Yani pek günü belli değil daha. Ama bayağı bir ekranda da geldi. Tamam, o yıllara geri dönüş yapıyor. Hatice Sarıkalemli, Şeyma Hanım gösteriyi sever doğru. Aynı zamanda sosyal medyada izleme sayısına göre de para kazanıyor. Bunlar yakında kazak diyebiliyorum. Artık vergi geliyor bildiğim kadarıyla. Böyle vergi ödemeyen görüntüleri silinerek diye biliyorum Türkiye'de son dönemlerde. Peki Ayşin bir şey söylüyorum. Eğitim, bu işin eğitimini aldın. Ünlendin. Evet. Sonra öğretmenlik de yapıyorsun bu konuyla ilgili. Ne dersleri veriyorsun? Piyano eğitimi veriyorum daha çok. Çünkü hani kendimi piyanoda geliştirdim. Viola çalıyorum. Asıl enstrümanım viola. Bayağı, on marifet. Evet. On parmağında on marifet var. Yani müzik aletleri arasında hepsini kullanıyorsun. Var, gitar çalabiliyorum, keman çalabiliyorum. Gitar, keman. Ben bir tanesi çalamazken sen beşini miden, altısını miden nasıl çalıyorsun? özellikle peki... Günümüze girelim, müzik piyasası yani yaptığın eserler, pop müzik var mı? Ne tür müzik yapıyorsun? Tabii sinema, dizi yapıyorsun müziklerini. Evet. Çünkü Türkiye'de bunun önüne Toygar Işıklı var bildiğim kadarıyla. O bütün ay yapılan dizilerinin müziklerini yapıyor. Evet. Peki başka kafanda olan proje var mı? Yani Türkiye'yi düşünüyor musun yoksa Kıbrıs'ta mı kalacaksın biliyorsun. Kıbrıs'ta kaldığın zaman bazen gidemiyorsun bazı yerlere. Evet.
Bu konuda yani düşüncem var. Bu konuda kendim hani geliştirmek isterim. Özellikle yüksek lisans konusunda hani düşüncelerim var. Yurt dışı. Evet. Hı-hı. Daha önce de aslında lisedeyken film, müzik yapmak, hep bestecilik isterdim. Fakat bana dedilerdi ki işte Kıbrıs'ta dizimi çekilir, filmi çekilir. Yani Kıbrıs'ta çekilir. Pek fazla bu yoktur. Evet. Çünkü bak yönetmeni de kim ise Ayşe Kıbrıs'ın, unuttum ismini. Mertcan Mavi. Mertcan Mavi'yi bir kez daha tebrik ediyorum. Bravo. Seni bulmuş sosyal medyada. Gerçekten desteği atmış ki gerçekten müzik anlamında böyle şeyler, yani bu belgesel müziği de olabilir. Ki yıllarca ekran karşısında birçok belgesel izliyor. Çünkü bazı müzikler istersen diziliğin önüne geçiyor. Veya sinema filminin önüne geçiyor. Müzik de insanları etkileme noktasını biliyorsun. Tabii ki özellikle şey olarak düşün bunu. Oyuncular da, rol alan oyuncuların da ön plana çıkmasa dizi tamamen tutar. Ay yapımda bunu çok iyi beceriyor Türkiye'de. Çünkü Toygay Özkırdır'ın yaptığı müzikler bugüne kadar zirveye yol aldı. Zaten o söz müzik her şeyi yapıyor. Peki ne zaman düşüyorsun Türkiye'ye? Yakında mı yoksa biraz daha mı bekliyorsun? Biraz daha zaman. Zamanı bekliyorsun. Evet. Peki yapmak isterim. Mesela ekranlarda birçok dizi izliyoruz. Bu arada sosyal medyada Gül Karaca demiş ki başarının devamını diyorum. Sağ ol. Hem bana hem Ayşe'yle söylüyorsun herhalde. Teşekkür ediyoruz Gül. Sağ da. Ayşe Şentan bizi izliyormuş. Günaydın Sıdıka Vada. Sıdıkacığım günaydın, kolay gelsin diyorum sağ da. Peki ekranlarda dizi izliyorsun. Evet. Mesela en beğendiğin dizi müzikleri hangisiniz? Sanki bir mesleğin icabı. Şimdi sonuçta sanatçısın, bu işleri yapıyorsun. Veya sinemada en çok beğendiğin kimlerdir? Müzikler ya diziler. De... Dizi izlediğin zaman mesela Çukur dizisi zirvede ama müzikleri çok ses getiriyor. Genellikle hani Toygar Işık'ın hani dediğiniz gibi çok fazla takip ederim. Hani nasıl eserler yapıyor. Hani onu örnek alıyorum aslında. Birçok besteciyle. Beğendiğin sanatçı var mı? Evet. İşte Cem Adrian gibi bestecileri seviyorum. Peki Türk pop müzikte yaptığın eserler var mı? Mesela Kıbrıs'tan biri çıkıp senin besteni alıp yorumlarsa. Mesela eminim ki kendin beste de yapıyorsun. Sözlü bir beste. Evet. Bir eserde evet sözlü çalışmamız var. Olga Matiuç tanırsanız. Hı-hı. Solistimiz odur. Aslında bir grup da var benim arkamda olan. Serhun Tümtürk var bateride. Aslında daha biraz bunları aç. Yani Kıbrıs halkı senin bilsin. Yani sinema dizisiyle, sosyal medyada bildiğimiz Aşık Kıbrıs dizisiyle gündeme geldin ama biraz daha aç. Yani grup mu kurdunuz? Yani şarkı mı söylüyorsun? Ne yapıyorsunuz? Evet. Ben genelde yazarım melodiyi. Onlar hani bana uydurur. İşte sözleri de özellikle çok yardımcı olur bana Olga. Yani o solistimizdir. O şekilde. Güzel. Grubun ismi belli mi? Grubun ismi var. Grubumuzun ismi yok. Öyle kendimiz kurduk. Ama güzel. Bazen bunları yapıyorsunuz. Güzel. Ama ben hedeflediğim, gördüğüm kadarıyla iyi işler geliyor yani senden. Yani bunun da devamını getirecek diye düşünüyorum. Evet. Yani bir şey üretiyorsan yani buradan da varsa başka bizden uğraş çok sanatçı dostlarım var ki Derya Erinmez, iyi yayınlar Orancığım. Merhaba sevgili Ayçin. Bol çocuk. Heyecanla beklenen dizimizin harika müziklerinin mimarı, başarının devamı diliyorum. Derya Emri Yanaz Serkan. Evet, dizi oyuncumuz. Ha, dizi oyuncunuz. Derya Hanım sevgilerimi yolluyoruz size. Siz de bekliyoruz efendim. En kısa zamanda konuk olarak gelin. Bekliyoruz siz de. Meyrem Değer katılmış. Meyrem Değer'den de tanıdığındır. Evet. Benim de köylümdür. Evet. Çok iyi de köylü. Dedene, halana, annene, herkese halana diyorum, Deyze'ne. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Deyze'lerine daha doğrusu. Benim de köylümdür kendisi. Dayına da sevgilerimi yolluyorum bu arada. Sevgili Değer, Haşim Değer de beni izliyorsa Haşim'e de sevgilerimi yolluyorum. Efendim Nafiz Dörek. Bak ülkemizin geç seçtiğinden bir tanesi. Mesela Nafiz'de bir çalışma düşünüyor musun? Yani en azından son dönemlerde biliyorsunuz ki orkestralı bir şey var. Mesela sen piyanonun başına geçse Nafiz'de Nafiz'de seslendirse tabii böyle, ki çok güzel bir akustik bir şey olur. Nafiz buradan çağrı yapıyorumsa Nafiz'in bir şarkısını sen piyanoda çalsan, akustik yapsan, yani gençlere biraz daha değer verelim. Nafiz ilk öncü sen ol kardeşim. Çok yakında seni buradan bekliyorum. Bütün güzel bizi izliyormuş bugün. Sergen Özbay başarılı dansçılarımız. Sergen de bizi izliyormuş. Evet. Böyle bir proje düşünür müsün? Mesela Güzel Yurt'ta çok
müzisyenler %100'den çıkar. Hayatta derler %100'ün neden bu kadar çok müzisyen çıkar diye bilmiyorum ama %100'ün havasından mı, suyundan mı, toprağından mı, yoksa portakalından mı diye düşünürken mesela SOS var, Gaziset var, Lefke Gelişim var, aklıma gelen Ahmet İbim var, Fikri Karayel var, Elis Fellahoğlu var, Cevdet Aktepe var, daha sahip, aklıma gelenleri sayıyorum. Hiç kimseden alınmasın, unuttuğum bir şey de varsa, grup Esenyeliler var, evet. Hiçbir şekilde. Grup Halkalar var, Bostancı'da meşhur grup. Şimdi Pasnot çıktı, onlar İstanbul'a gittiler. Tebrik ediyorum, çok güzel işlere imza atıyorsun, bravo çocuklar, devam edin. Dün sevgili Kamil Atip Bağlı'la açtık, Pasnot grubundan bir kişiyi veya iki kişiyi konuk alacağım burada. O gençleri de biraz daha ödüden çalalım. %100 da çok iyi işlere inatıyorlar. Evet. Hiç kimse yanlış anlamasın tabii ki ama %100 sanatçıdan biraz daha ödüden. Evet, var mı böyle bir proje? Kiminle mesela çalışmak istersin? Aslında bu konuyla ilgili düşüncelerim Sinan Güzen var. Sinan? Sinan benim çok yakın arkadaşım. Hı-hı. Hep biz aynı sınıftaydık. Lisede, üniversitede. Yani Sinan, böyle bir 10 Sinan yıllık... Sinan seni bitirdi herhalde. Emniyet'e adım attı bildiğim kadarıyla. Sinan'ı görünce benim Aytaş geliyor. Benim bir tane elemanım var. Çok benziyorlar. Sinan'ı da buradan tebrik ediyorum. Var mı böyle bir çalıştınız mı? Yani Sinan'ın tabii ki böyle Berkcan bir çalışmamız var. Berkcan abi bizi izliyor musun? Sevgili öğretmen. Evet. Sevgili emin olurumsa. Seni de bekliyorum. Oyuncunla birlikte konuk. Evet. Tabii ki bu konuda hani konuşmadık ama... tabii ki çalışmak isterim. Mesela Sinan'la. En çok küçükken hangi şarkıyı dinlerdin? Mesela ben hep hayal ederdim. Mesela ileride burada projemde var yani sevdiğim bir şarkı alıp stüdyoya gidip söylemek istiyorum. En çok sevdiğim bir şarkı. Sevemediğim kara gözüm yok bunu Esra söyledi. Sen uzak ara değil damarında kalmışsın. Bunu rock olarak söylemek istiyorum. Rock müzik olarak. Senin sevdiğin mesela sanatçı... Şebnem Ferah. Sil baştan değil mi? Ben sakın... yok tamam ama... Çakıl taşları. Benim. Evet. Çakıl taşlandı. Güzel, güzel bir şey. Peki yerli sanatçılardan mesela kimi dinliyorsun? Mesela Ayçin evde yerli Kıbrıslı sanatçılardan Sinan dinliyorsun. Evet. Nafiz dinliyorsun. Nafiz dinliyorum. Ahmet İbim. Tabii. Anlamadım. Ahmet Hoca'yla zaten biz beraber çalışmamız da var. Ben piyano çaldım o şarkı şan hangi şarkısı? Eseri söyledi. Yok farklı bir Bach'ın bir eserini beraber icra ettik. De güzel, güzel, evet. Güzel bu. Yani Ahmet'in ilk aralar var. Tabii Olga ile bizim Olga çalışmalarımız var. Var. Grup Rast var, Grup Frekans var. Evet. Aklıma gelen şey söylüyorum. Ayşegül Zayn var. Mesela çok, çok güzel bir türküde bir eşlik edebilirse. Yani projeleri buradan Kıbrıs sanatçılara bir kere de çağrı yapıyorum. Bakın müzisyen arıyorsunuz. Aa işte buradan. Yani çağırıp bir cover yaparsınız. Ne bileyim bir yerde bir şey yaparsınız. Birinizde çıkın. Nafiz Dönek kad yollamış. Sevgili dostum. Başarılı sanatçım benim. Öpüyorum kardeşim seni. Her zaman iyi işlere imza yapıyorsun. Nafiz. İyi, iyisin. Oğlum iyi, iyi. Söyleme, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Devam edelim. Yorumlar var. Bu arada hiç kimseye es geçmek istemiyorum. Ayrıca hem dizimiz Aşkı Kıbrıs ve yakında çekimleri başlanacak Kartpaz'daki Aşk Müziği'nin de yapımcısı. Evet. Niye söylemiyorsun? Bak oyuncular söylüyor bunu. Kartpaz'daki? Kartpaz'da Aşk. Kartpaz'da Aşk. O da film. Nasıl? Konusu biri çok merak ettim. Biri dizidir, biri film. Hep böyle Kartpaz dediğiniz zaman insanlar aman uzak. Söylenir ama Kartpaz'da Aşk nasıl? Yine mi Türk durum yoksa farklı bir konu? Farklı bir konudur hani o. Mertcan daha iyi bu konuda hani. Mertcan bir şey daha. Sergen demiş ki güzel bütün gururu tepkikler başarılı. Evet güzel yurtlar başarılı güzel yurttan çıkar. O bölgenin havasından mısından bilmem ama güzel yurt, yayla, Akşay, Zümrüköy, Bostancı, Gaziveren. Buradan da Gaziveren'den herkese beni izliyorlarmış. Sevgilerimi yolluyorum Gaziveren'e. Gelmek istiyorum. Gaziveren, Gaziveren. İki çeşit de söylüyoruz ama olsun. Herkesi seviyorum. Ahmet Göç Osman günaydın. Bu arada İyi yayınlar diliyorum. Sevgili Ayşin dizimizin müziklerinden en başarılı şekilde ortaya çıkartıyor ve başarılıdan devamını bekliyoruz. Bence de çok işlerimizi atacak. Evet, o kadar çok yorum geliyor ki soracağım soruyu unuttum. Soracağım soruyu unuttum. Olsun, bir şey değil. Seviyorlar seni anladığım kadarıyla. Bir kez daha ben de şimdi gerçekten seni buraya konuk çağırdığım için çok mutlu oldum. Ki böyle başarılı insanları her zaman önüne açmak için. Sinan'la dedin, Ahmet'i bununla dedin. Evet. Mesela şey dedimmiş sana ben. Evde mesela Kıbrıs'ı sanatçıdan kimin şarkısını böyle şarkı söylüyor musun? Var mı sesin? Ses bende yok. Yok. Ses de geri durumdayım ama. Aslında ister istemez çaldığın ona biraz bunundansın. Değil mi? Evet. Var. Mesela Kıbrıs sanatçılardan hangi şarkıyı en çok seviyorsun? Şu anda gündemde aklında olan kimin var? Yani Sinan bayağı bir çıkış yaptı bu konuda. Hani albüm falan çıkarttı. Yani çok takdir ediyorum. Çok zor bir
süreçten geçti. Çünkü sponsor sıkıntıları falan vardı. Evet, bunları çok seviyoruz. Evet, kendisi tek başına hani ayakta durdu ve onu çok tebrik ederim. Sen bilir misin, albümü çıkarmak için bankadan borç alan sanatçılarımız da var. İbrahim Özduran. Yani mesleği sanatçılık olup, evet, icra eden, yorum yapan, beste yapan ama albüm çıkarmak için bankadan borç alan insanlar. Ya bunun önlemini alması lazım. Çünkü gençlerin biraz daha ve sanatçılarımızın biraz daha. Artık albüm konusunda pek fazla inanmıyorum. Albüm değil de single. Ne yapın arkadaşlar? 12 şarkı belirleyin, her ay bir tane çıkarın. İnsanlar ya da 2 senede bir, yarı yarıya bölün, 2 senede bir olsun diye düşünüyorum. Çünkü bu konuda sevgili Ferhat Köçer biraz açıklamamıştı. Son Kıbrıs'a geldiğinde konserlerinde artık albüm çıkarmayacağını, her ay bir şarkı çıkaracağını söyledi. Ve tek fazla da gündemde kalır. Yani artık biraz 60'lı 70'lere geri döndük. O yıllarda plak, evet, çıkardı 2 şarkı. Mesela Cem Karaca, Bir Gün Belki Hayatta. Bu arada reklam müziğimiz çalıyor. Bu akşam 70'li yılın şarkısı. Evet efendim, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Hayallerinizin ötesinde. Dünya markalarının tek çatı altında buluştuğu yer. Cahit Necipoğlu Limited. Duravit'ten Hans Grohe'ye, Geberit'ten Hüppe'ye, Kütahya Seramik'ten Respanya'ya, Anka Seramik'ten Betaş Cam Mozaiği'ye kadar daha birçok dünya markasının Kıbrıs'taki adresi. Hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürüyoruz. Sektördeki 29 yıllık tecrübemizle dünya markalarından oluşturduğumuz geniş ürün çeşidimizi görmeden karar vermeyin. Cahit Necipoğlu, Lefkoşa Merkez Adres, 37 Şehit Ecevit Yusuf Caddesi, Yenişehir, Lefkoşa. Lefkoşa Merkez Telefon 227-4901, Fax 228-3970. Cahit Necipoğlu Elit Demirhan Şubesi Adres 1. Doktor Fazıl Küçük Caddesi Numara 6 Ercan Yonca Kavşağı Yanı Minareliköy Lefkoşa. Cahit Necipoğlu Elit Demirhan Şubesi Telefon 0548-860-0025 Danışma Hattı 444-1907. Nivel Porselen Efekti Fondötenle tanışma zamanı. Pürüzsüz birden anında porselen etkisi gün boyu kalıcılık. Ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzak, porselen makyaj için Nivel'i öneriyor. Gülümseyen suratların ağlayan gölgeleri vardır karanlıkta.
Evet efendim, izledik. Gerçek bir hikayeden alınmış Aşkı Kıbrıs dizisi. Müzikleri gerçekten güzel yani. Bunun da tabii devamı. Kaç tane eser yaptın bu diziye? Yani 8 tane parça üzerinde hani çalıştık. Hı-hı. Ama dediğim gibi hani bir eser girebildik hani stüdyoya kayda. Hı-hı. Sponsor sıkıntılarımız hani var. Bu çok var. Çok Kıbrıs'ta çok. Evet. Böyle her şey boşa para harcayanlar var ama bu gençlere gençlerin de önünü açmamız gerekir diye düşünüyorum bu konuyla ilgili. Bu arada benim bir teşekkür etmem gerekir. Ayşin sevgili sponsorlarım var. Tabii ki sponsorsuz demişken sponsorsuz da gitmez. Yani bu başta Elexus Hotel olmak üzere. Cahit Necipoğlu, Nimitat teşekkür ediyorum. Fuma Kozmeti, Nivel. Son dönemlerde artık bütün ürünlerin vazgeçilmez makyajlardan biri. Sevgili Hande Yener de bu konuyla Nivea'ya geçmiş. O da kullanıyor. Fuma Kozmeti teşekkür ediyorum. Gense'ye, gömlek sponsorum Gense'ye teşekkür ediyorum. Kamse'ye, ne kadar çok kuaföre de gitsem bu arada gidemiyorum ondan dolayı. Kamse'ye teşekkür ediyorum. Başman gruba çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Hediyem Su'ya, gündeki su için. Efendim, Önder Alışveriş Merkezi'ne bir kez daha teşekkür ediyorum. Eler of Company, sevgili Açım Çoban'a teşekkür ediyorum. Şamada Club, efendim yarın akşam sevgili Hande Yener sizlere birlikte olacak. Haftaların öncesinden konser alanı doldu yani. Yoğun ilgi var Hande Yener'e. Bu akşam ise Sinan Yıldırım sahneye çıkacak. Son dönemde Sinan Yıldırım andan söz ettirmeye de devam ediyor Şamada Club'da. Efendim önümüzdeki haftalarda çok ünlü sanatçılar da var. Kerem Can Başçay olmak üzere birçok ünlü isim. 16 Şubat'ta Deniz Seki var. Ardından her hafta sanatçı. Aman gidemedim edemedim demeyin. Ünlüleri ayağınıza getiren mekan Şamada Club. Bir kez daha kendine tebrik ediyorum. Doğuş adres efendim ve Doğuş Mesarya bir kez daha adres yemek yerine de biliyorsanız en güzel yemekler orada bulunur diye düşünüyorum. Başka söylemediğim yoktur herhalde diye düşünüyorum. Evet bu arada çok teşekkür ediyorum Not Palace ailesine sponsor oldukları için programa. Pazartesinden itibaren, en geç pazartesinden itibaren sponsorluklara başlıyorlar. Akacan Holding'e de bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlara da çok yakında sponsor olarak gelişiyorum. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten herkesi çok seviyorum. İnandınız, bana güvendiniz. Bir kez daha kolay değil. Her gün sabah magazin yapmak. Modunuz bazen yükseliyor. Sinir oluyorsunuz, geriliyorsunuz bazı olaylarda. Ama biz ekran karşısında en güzel magazini sunmaya çalışıyoruz. Yeri yeri Kıbrıs'ta gördüğünüz gibi yeri yeri Türkçe'yi konuşuyoruz. Ama magazinsiz gündem yoktur diye düşünüyorum. Evet, Eser Küçük, hayırlı yayınlar Orhan abi. Eser'cim sevgilemiyordum sana dostum. Görüşürük umarım en kısa zamanda. Sarih ne desem Londra sevgilemi yolluyorum bir kez daha. Evet, yani şimdi devam edelim. Projelerini anlattın. Peki önümüzde bir konser var mı? Ben seni dinlemek istesem nereye gitmek istiyorum? Nereye geleceğim? Eve mi geleceğim? Misafir mi var? Çaya gelirim yani. Kardeşim onda. Eve gelirim, bir kahvenizi içelim, biraz dinlerim yani. Evet. Şimdilik hani Belkanto Art Center'da ben piyano öğretmeniyim bildiğiniz üzere. Hani orada konserler veriyoruz. Tabii ki ben de hani öğretmen olarak peki, orada çalıyorum. Peki orada eğitim mi veriyorsun? Evet, piyano eğitimi. Özel okul. Evet. Buradan kaç yaşta başlıyor? Yani 4,5 yaşından itibaren evet, aileler, ailelerimle çağrı yapıyoruz. Yani çocuğunuzu, dün de geçtiğimiz günlerde özel karşım çıkmıştı. Onunla da bahsettik. Eğer çocuğu müziğe alıştırmak istiyorsanız küçük yaşta alıştırın. Ne demişler? Küçük yaşta her şeyi alıştırırsan ileride çok iyi yerlere gelir. En kısa zamanda. Peki ben seni dinlemek istesem yani yok mu sahne aldığın bir yer? Yani sahne aldığım bir yer yok. Ya bir konser bir şey var mı? Konser bir şey var mı en azından? Yakında o üniversitesinde eminim bak buradan bir çağrı yapacağım. Eminim Cumhurbaşkanlığı beni duyuyorsanız böyle, yani o kadar çok konser oluyor ki bir de stad verebilirsin yani bildiğim kadarıyla. Buncalık bir deneyimin var sende. Yani çünkü bir de stad konser veriyorsun. Verdin mi bu kadar? Mesela Balabayız'da birçok fest konserler oluyor. Tabii birçok orkestrada bulundum aslında onlardan. Tek başına verdin mi? Tek başına verdin Tek mi? Tek başıma çok konser verdim. Verdin. Yakında üniversitesinde piyano alanında sürekli öğretmenlerimiz işte bahan günü falan diye hep yapardı. Yılda 4 defa konserlere çıkardım. Bu yıl çıktın mı? Ben dinlemek istiyorum mesela. Bu yıl mezun olunca sıkıntılı oldu biraz. Hani bu
sahne işleri. Umarım bu, buradan zaten Cumhurbaşkanlığı da duruyor. Böyle etkinlere, Kıbrıslı gençlere destek çıkıyor. Sevgili Meral Akıncı, bir kez daha tebrik ediyorum. Alkışlıyorum sizi bu konuyla ilgili. Genç yeteneklere, başarılı işlere imza attığınız için bir kez daha. Buradan çağrı yapıyoruz. Yani duyarlar seni en kısa zamanda. Bir, niye miyim? Bir yakında olur, bir hakeme olur, bir şey olur. Sonuçta gelip dinlemek istiyorum yani ben. Bunca evet. Tanışmıyorduk, şimdi tanıştık ama dinlemek istiyorum. Evet, iyi yayınlar ol abi. Efe'cim kolay gelsin sana da. İyi yayınlar diyoruz. Işıl Akgüç'e günaydın diyoruz. Efe günaydın tekrardan. Hem iki taraftan kurduğum için. Işıl da çok keyifli, yan flüt. Hadi o da müzisyen. Evet. Sen de gel Işıl. Evet, bana ulaşın. Evet, ekran, sosyal medyamı biliyorsunuz. Sosyal medyadan yazın, hepsini tek tek alacağım. Genç yetenekleri buradan çıkarmak istiyorum. Evet, dilersen magazinin aran nasıl? İzliyor musun? Magazin iyi. Yani izlerim, takip edebildikçe. Aklımda ne kaldı? Şeyma Subaşı mı kaldı? Ne kaldı aklımda? Aklımda ne kaldı? Şey nasıl başlıyor? Yok. Evet efendim, 2 yıllık aşklar nikah masasına taşıma hazırlayan Mesut Özil ve Amina Gülşe rüya gibi düğünün bu yaz Londra'da olacak. İşin bunu diye okudum. Şimdi buna buna bunu mu okudun diyecekler. Şimdi Amina Gülşe biliyorsunuz Raşit Bağcıvan'ın çok yakın arkadaşı. Mr. 2'den ben o akşam seçildikken oradaydım. Raşit'in de birçok defilerinde çıktı. Efendim ikili Londra'da dünyaya gidecek. Mesut Özil, Arsenal'ın başarılı futbolcusu ve genç, güzel, başarılı bir hem oyuncu hem iyi bir model Amina Gülşe. Ama burada ince bir detay. Tasarımdan sence kim yapar? Tabii ki Raşit yapar. Raşit Bağcıvan. 3 kıyafet gelecekmiş efendim. 3 gelindik. Tasarımda sevgili Raşit Bağcıvan yapacak. Bir kez daha kendisi tebrik ediyoruz diyoruz. Ve artık da programın da sonuna geldik. Sonra ne söylemek istersin? Bir araya daha koyacağım. Haydi bulmuşken. Hani beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman buyurun gelin. Yani buradan çağrı yapıyorum gençlere. Başarılı gençler bana ulaşsın. Ben kendilerini alırım. Buradan söylemek istediklerini, yaptığı işleri. Yani magazin programıyız ama gerçekten iyi işlere de imza atan işlere de burada konuk almaya. Seve seve her zaman buyurun gelin. Yeter ki bir alo deyin. Seslerin her zaman gelin. Mehmet İnan bir başka öğretmen bizi izliyormuş. Mehmet İnan da çok başarılı bir yönetmen. Çok iyi işlere imza attı. Çok yakında güzel bir projesi var. Çok güzel bir projesi. Ben projeyi gördüm. Ama açıklamak istemiyorum. Mehmet sen açıkladan sonra ben açıklayayım. Bir kez daha ben teşekkür ediyorum geldiğin için. Programa ne kattın? Güzel müzikler dinledin sen de. En kısa zamanda seni çok çok yüksek ileride görmek istiyorum. Ki ben kime değdiysem ünleniyor. O yüzden ben umudu gelsin. Hayırlı bir haber daha demek istiyorum. Evet sevgili dostlar tabii ki yarın akşam da Kıbrıs'ta sahne olacak ama Hande Yener'le Demet Akalın buzları eritmiş. İkili birbirlerini takibi almış. Ekranlara görüyorsunuz. Artık kavga istemiyoruz. Sanatçılar arasında. Bu ülkemdeki sanatçılar için de geçerli. Kavga etmeyin. Barış. Barış zaman. Daha çok üretin. Daha çok üretin. Daha çok gönderin. Yayınlayalım. Arayın, sesleyin, sizi buradan konuk alalım. Evet, bugün de biz de aynen suyun sonuna geldik. Haftanın son günü. Yarın ne yapıyorsunuz? Kıbrıs Kartesi arıyorsunuz. Nasıl arayacağımı ve ekran ekini almayı unutmayın. Yarın Kıbrıs Kartesi efendim 152 sayfa. Nasıl arayacağımı ekinde yok yoktur. Ben ve ekip arkadaşlarım bir kez daha tebrik ediyoruz. Ama 14 Şubat'a size çok güzel bir et geliyor. Bekleyin. Bizi izlemeye devam edin. Pazartesi'ye kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hafta sonu yoğun malum. Yoğun gündemimiz var. Ünlü sanatçılar Kıbrıs'ta Yıldız Tilbe konseri var. Yıldız Tilbe'nin aşağılarına çok merak ediyorum. Gülben Ergen var. Hande Yener var. Funda Arar var. Var da var. Bayağı bir konserler var. Bu akşam efendim Mavusa'da Şamrock'ta Ahmet İmın, Lefkoşa Barikette Kıkri Karayar. İki Kıbrıslı sanatçının da konseri var. Gitmek isteyenler buyursun gitsin. Kıbrıs sanatçıları destek etsin. Her zaman Kıbrıs sanatçılara destek çıkalım. Bu akşam bir başka konser Şamada Club'da Sinan Yıldırım'ın konseri var. Oraya gitmek isteyenler gitsin. Gerçekten çok güzel türküler söylüyor. Helal olsun çocuğa. Kendisiyle konuk aldım zaten. Fatih Sekadar herkes kendine çok iyi baksın. Sponsora ayrıca teşekkür ediyorum. Fatih Sekadar görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Belki sensiz yaşayamam.
Sıkılınca kalpten kaçamam. Düşen yaprak misali aşkı aleme bırakamam. Hayalini yaşarım ama olmayınca ağlarım. Aşk bu oyun değil ki, yaralandım halbuki. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Sensiz yaşayamam, sıkılınca kalpten kaçamam. Düşen yaprak misali aşkı aleme bırakamam. Hayalini yaşarım ama olmayınca ağlarım. Aşk bu oyun değil ki, yaralandım halbuki. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Otel, Resort Spa, Ateş Böceği'ni sundu.